Evet sevgili arkadaşlar, Arapça İlahiyat 3. sınıf 1. ara dönemi sorularını, deneme sınavı sorularını sizlerle birlikte çözmeye başlıyoruz. 1. soru, aşağıdaki cümlenin edilgen formu hangi seçenekte verilmiştir? Ye'kulü'l-atfâlu'l-hubze fi'n-nüzheti. Piknikte ekmeği çocuklar yiyor. Burada diyeceğiz ki çocukları kaldıracağız aradan arkadaşlar. Çünkü kimin tarafından yediği bilinmeyecek edilgen. Yu'kelul hubzu fin nüzheti olacak. Yu'kelul hubzu fin nüzheti. Dolayısıyla ye'kulul hubze fin nüzheti piknikte ekmeği yiyor. Burada hüve var. Ukilel hubzu fin nüzheti. Ukile yendi el hubzu ekmek fin nüzheti piknikte yendi. Halbuki bizim şeyimiz muzari geniş zaman ye kulut taame fin nüzheti piknikte yemek yeniyor. Yiyor daha doğrusu yiyor. Yu kulut taame fin nüzheti ve piknikte yemek yeniliyor. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B. İkinci sorumuz, aşağıda verilenlerden hangisi geniş zamanın hikayesinde kurulmuş bir cümledir? Evet. Küntü ezhebu ilel mescidi zelikel hin. O vakitte mescide gidiyordum. Ama nedir? Geniş zaman olacak. Bu geçmiş zaman. Kânet teclisu fil hadîkati. Bahçede, parkta oturuyor idi, oturuyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. Kânet tullâbu kâdimîne minel nüzheti. Öğrenciler piknikten geliyordu. Kâne seyes'elû suelen bir soru soruyordu. Doğru cevabımız nedir? Kânet tecrisu fil hadîkati. Kânet Fatimetü kad kâlet leke zâlike. Şimdi burada da yanıt açıklaması verilmiş. Küntü ezhebu ilel mescidi zâlikel hîn. O sırada ben camiye gidiyordum. Kânet tullâbu kâdimîne minel nüzheti. Öğrenciler piknikten geliyorlardı. Kâne seyes'elü sü'elen bir soru soracaktı. Kânet Fatimetü kad se'elet ve kad kâlet leke Zelike, Fatma bunu sana söylemişti. O zaman kânet teclisü fil hadîkati, o bahçede otururdu anlamında olup geniş zaman hikayesi kipiyle kurulmuştur. Doğru cevap nedir? B'dir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerin hangisi müennes, mansup, müsenna olan has ismi mevsullere örnektir? Bakın elletâni mansup değil merfudur arkadaşlar. Elleti müfret için, ellevati cemi için, ellati cemi için. O zaman elleteyni nedir? Doğru cevabımız budur. Dördüncü soruda Farabi İslam dünyasında ne diye adlandırılır? Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Evet, dördüncü sorumuz. Bakalım, men semmâhu bil farabi fil âlemi islami. İslam aleminde farabi olarak kim isimlendirdi diyor. Bu bizim cevabımız değil. Bimâze summiyel farabi fil âlemi islami. İslam dünyasına farabi ne olarak isimlendirildi, ne ile isimlendirildi? Bu da bizim cevabımız değil. Bimâ summiyel farabi fil âlemi islami. İslam aleminde ne nasıl isimlendirildi, ne ile isimlendirildi, bime, ne ile? Bu da bizim cevabımız değil. Bime yüsemmel farabi fil alemin İslami, İslam aleminde farabi ne ile isimlendirilir? Ne diye isimlendirilir arkadaşlar? Doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani bime yüsemmel farabiyyu, farabi İslam dünyasında ne diye isimlendirilir, ne diye adlandırılır olacak. İstekbele karşıladı fiilinin
edilgen hali istakbale karşıladı, karşılandı olacak. O hangisine doğru olarak vermiştir? Arkadaşlar, istakbale fiilinin ilk harfi ötre olacak, sondan bir önceki harfi de nedir? Esra olacak. Yani kuralımız bu. Mazide ilk harf ötre, sondan bir önceki harf esre. Mesela ketebe, kütibe, celese, cülüse. Muzaride de ilk harf ötre arkadaşlar, yektubu, yuktebu. O zaman ne oluyor? Beşinci sorumuzun cevabı üstükbele olmaz. Üstükbeli olmaz. Üstükbile. Bu zaten üstükbile. Bu mazi olduğundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız daha önce de söylediğim gibi ilk harfi ötre, sondan bir önceki harfi esra oluyor. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Üstlük bile karşılandı. Karşılandı. Altıncı soru, bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor. Bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor anlamı taşıması için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir? Hazil ahtau. Ne yapıyor? Nokta nokta ile feşli zevaci. Başarısızlık. Evliliğin başarısızlığına yol açar. Ecbere zorunlu kıldı diyor. Olmaz. Tücbiri zorunlu kılar. Olmaz. Tüeddi yol açar. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Tüeddi. Şimdi burada da yanıt açıklaması var. Diyor ki cümle başına yer alan dişil işaret isminden ve hatalar anlamına gelen ve akılsız çoğul yapıda olan el-ahtau kelimesinden sonra tekil dişil bir ifade kullanmamız gerekir. Yani neyidir? Tüeddi kullanıyoruz. B ve C şıkkında yer alan fiiller dişil yapıdadır. B şıkkında yer alan tücbiru zorlar anlamına gelir ve ale, tücbiru ale harfi ceriyle kullanılır. C şıkkındaki tüeddi ise ile harfi ceriyle kullanılır arkadaşlar. Yani doğru cevabımız nedir? Tüeddi ile feşli zevaci. Bu hatalar ne yapıyor? Evliliğin başarısına yol açıyor. Tüeddi. Yedinci sorumuz, gördüğüm çocuğu beğendim cümlesinin çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakın, gördüğüm çocuğu. Burada elvelede yani iki çocuktan bahsediyor. Halbuki yukarıda bir çocuk. Bunu eliyoruz. El-kıssatü leti karatü hemsi kânet muhsineten. Dün okuduğum hikaye üzüntü vericiydi. Şeyimizle ilgisi yok. E'cebeni tıflu. Çocuk hoşuma gitti. Hangi çocuk? Ellezi. O çocuk ki re'eytühü. Gördüğüm çocuk benim hoşuma gitti. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Karacal maridu lezi intazara attabib. Doktoru bekleyen hasta çıktı. Zeheber ricalü lezine amilne ma'hum. Birlikte çalıştığımız adamlar gittiler. Doğru cevabımız dediğimiz gibi. Sekiz soru, aşağıdakiler hangisi? Ehlen ve sehlen ya ebi. Nevverte beytene ifadesine verilecek bir karşılıktır. Ehlen ve sehlen ya ebi. Babacığım hoş geldin. Evimizi nurlandırdın cümlesine ne denebilir arkadaşlar? Ehlen ve sehlen dendiğine göre ehlen biküm diyecek. Hoş bulduk. El beytü münevverun uvücudikum ya evladi. Ev sizin varlığınızla, var olmanızla nurludur zaten, aydınlıktır çocuklarım diyor. Doğru cevabımız bu. Etabaktu at'imaten şehiyeten. Leziz yemekler pişirdim. Min ecdike ya validi. Senin için, senin hatırın için lezzetli yemekler pişirdim. Konumuza ilgisi yok. Etemenne en tu'cibeke
Umarım ki hoşlanırsın, hoşuna gider. Tafaddalu ilel maideti, buyurun sofraya. Hazihi'l maidetu zekkerteni bi eyyami şebabi, zekkeretni bi eyyami şebabi. Bu sofra bana genç günlerimi hatırlattı. Keyfe kânetil hayatu, hayat nasıldı? Fi ahdi şebabike ya ceddi. Gençliğinde hayat nasıldı dedeciğim? Diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar elimizde yok. Evet. Dokuzuncu soru. Otele Türkçe konuşanlar geldi. Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Sınavda arkadaşlar genelde anlamca en yakın diye bir ifade var ya. En yakın. Peki bakalım. Anlamca en yakın. Dokuzuncu soru. C ile funduk men yetekellemu Türkiye'te. Türkçe konuşan otele geldi. Otele Türkçe konuşan geldi. Yani Türkçe konuşan adam geldi. Halbuki yukarıda ne diyor? Konuşanlar diyor. C ile funduk men yetekellemu Türkiye'te. Otele Türkçe konuşanlar geldi. Türkçe konuşanlar geldi. Bakın bunu doğru cevabımız bu ama diğer şıklara da bakalım. Men yetekellemu Türkiye'te ce ilel funduki. Türkçe konuşan o otele geldi bir kişi. Ce ilel funduki men la yetekellemune Türkiye. Türkçe konuşmayanlar otele geldi. Men ce ilel funduki huve tekelleme Türkiye'te cidden. Otele gelen gerçekten Türkçe konuştu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 5. 10. soru. Aşağıdakiler hangisi mezit meçhul bir fiildir? Mezit meçhul. İftekere arkadaşlar meçhul değil. Ekreme meçhul değil. Kevvene meçhul değil. Tereddede meçhul değil. Bakın hepsi malum. Doğru cevabımız budur. Dubya. Yani A, B, D ve E seçeneklerinde verilen fiiller etken yapıdayken C seçeneğindeki fiil edilgen yani meçhul fiil. 11. sorumuz. Eşere el-eminul ammu genel sekreter işaret etti. İle ehemmiyeti teavun yardımlaşmanın önemine me'an münazzamati düveliyeti Münazzamat-ı Devleti uluslararası örgütlerle yardımlaşmanın önemine işaret etti. Bakan mali sorunların çözümünün kolay olmadığına işaret etti. B şıkkında öğreniminin sona yaklaştığına inanıyor olmalı. Kış mevsiminde dünya güneşten uzaklaşır. C seçeneğinde genel sekreter uluslararası kuruluşlarla yardımlaşmanın önemine işaret etti. Doğru cevabımız bu sevgili arkadaşlar. 12. soruda aşağıda verilen fiillerden hangisi müfret muhatap formunu? Bak müfret muhatap. Hüm suilu bakın onlar soruldular. Ente suilte ente bak müfret muhatap doğru cevabımız bu. Entüme tesniye ene müfret ve bu tabi müfret ama nefsi mütekellim bu. Nahnu cemi. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ente suilte. Sen soruldun. 13. sorumuz. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken fiilin doğru formu hangi seçenekte verilmiştir? Es-seyyaratu min kıbelil musallahi. Musallah tamirci tarafından tamir edildi diyeceğiz. O zaman nedir? Tabi seyyare müennes olduğu için fiilimizde ne olacak arkadaşlar? Müennes olacak. Aslaha tamir etti ama müzekker. Aslahat tamir etti ama tamir edildi diyeceğiz. Yani meçhul. Çünkü araba tamirci tarafından tamir edildi. O zaman C şıkkı arkadaşlar. Uslihat doğrusu bu.
tamir edildi. 14. sorumuz, aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun kalıp ifade hangi seçenekte verilmiştir? Ehlen ve sehlen ya ebi. Nevverti beytek ki müennese söylenir. El beytu münevverun bu vücudike. Ev senin varlığınla, vücudunla nurlanmıştır. Evet. Nevverte beytene, evimizi nurlandırdın. Beytuke münevverun, evin nurludur. Nevverte beytine, tabi burada beytine mecru olduğu için olmuyor. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Nevverte beytene, yani mansup, mefol oluyor. 15. sorumuza geldik. Hadarat tiflu nokta nokta ra'eytuhu fil hadikati cümlesinin müzekker, merfu ve cemi olduğunu düşünürsek boşluğa hangi ismi mevsul gelir? Bakın burası müzekker, merfu ve cemi. O zaman ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur. Bakın cemi olacak. Ellevati bayanlar için, ellezi müfret müzekker için, ellezeyni tesniye ve mansup, ellezani ikil ve merfu, o zaman ellevine. Doğru cevabımız. 6. soru, aşağıdaki cümlenin boş bırakılan yere hangi kalıp ifade gelebilir? Hazihil eflamu, bu filmler mur'ibetun bedelen min yerine lil gayeti ivadan an onundan şey bir vasıtatı aracılığıyla bil idafeti ile ona ek olarak son derece diyeceğiz lil gayeti. Bakın yanıt açıklamasında bu filmler korkunçtur anlamına gelir. Boş bırakılan yere A ve C seçeneğindekinin yerine deki yoluyla E'dekiye ek olarak anlamındaki kalıp ifadeler uygun değildir. B seçeneğindeki son derece anlamına gelen kalıp kullanılırsa cümle bu filmler son derece korkutucudur anlamına gelir ve doğru şekilde tamamlanır. Doğru cevap B'dir. 17. soru. Aşağıdaki Arapça cümlelerin hangisi geniş zaman hikayesi kipinde yazılmıştır? 17. Aşağıdaki Arapça cümlelerin hangisi geniş zamanın hikayesi kipinde? Geniş zamanın arkadaşlar. Geniş zaman. Ene estayıkızı mübekkiren külle sabahin. Her sabah erken uyanırım. Kânu yakussûne hâzil kıssate. Bu hikayeyi anlatıyorlardı. 17. soru, anlatıyorlardı. Kânu, bak hikayesi kânu, hikaye ediyor, yakussûne anlatırlardı. Hâzil kıssa, doğru cevabımız arkadaşlar nedir bu? Muhammedun yel'av ma'al atfal, Muhammed çocuklarla oynuyor. Hiye teclisi fil hadika, o bahçede oturuyor. Parkta oturuyor. Hüm yakussuna hazil kıssa, onlar bu hikayeyi anlatıyorlar. Evet, kâne ile o zaman hikaye oluyor. 18. soru arkadaşlar. Hezihiyel kütübü nokta nokta kara ehel talibu, çocuğun, pardon, öğrencinin okuduğu kitaplar bunlardır diyeceğiz. O zaman el kütüb cemi ve müennes olduğu için, yani cemi mükesserler müennes kabul edilir. Elleti cevabımız olması lazım. Çünkü ellezi erkek için, men kim soru edatı, ellezine o kimseler ki cemi müzekker, ellezeyni o iki erkek falan, ama doğrusu müfret müennes kabul ediliyor. Şunu unutmuyoruz. El kitabu müzekker ama el kütüb cemi teksir olduğu için müennes kabul ediliyor. Mesela hazel kütübü denmez, hazil kütübü diyoruz. 19. soruya geliyoruz arkadaşlar. Hazani huma raculani ellezani tehaddesne anhüme. Cümlesinin doğru çevirisi hangisidir? Bu kendisinden söz ettiğimiz adamdır.
Yanlış, çünkü iki adamdan bahsediyor bakın. Bu ikisi kendilerine söz ettiğimiz adamlardır. Bu ikisi. Çünkü bunlar diyor Cemi, bu ikisi kendilerine söz ettiğimiz kadınlardır. Kadınlar değil erkekler. Bunlar kendilerine söz ettiğimiz kadınlardır. O da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Fetahtü tilfeze, televizyonu açtım. Key nokta nokta neşretel akbar. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Şehedu izlediler. Nüşehidu izliyoruz. Yüşehidu izliyorlar. Seyüşehidu izliyor. Yüşehidune izliyorlar. Burada arkadaşlar key fiili muzari nasip eden bir edat olduğundan dolayı doğruca yani şehedu bu mazi, nüşehidu tabi muzari ama sonu ötre, seyüşehidu sonu ötre, yüşehidune merfu. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. Yüşehidu yani izlesinler diye, haberleri izlesinler diye televizyonu ne yaptım? Açtım. Bu videodaki yayınımız burada sona erdi. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.